Masum değiliz, Masum değiliz hiçbirimiz. hiçbirimiz. Bir kere yani. bunu kabul ederek başlamalıyız. Bir şey bilmiyoruz ama neyi bilmediğimizi de bilmiyoruz. Doğru. Bilen varsa lütfen anlatsın da artık şu rezaletten kurtulalım ya. Bol böyle anlatılmamalı, futbol böyle yönetilmemeli. Hı -hı. Ya da başka bir tavsiyem var oynanmasın futbol ya. Mesela ben hocası olsam kızardım oğlum ne yapıyorsun lan diye. Ben teori üretemem. Ben gazeteciyim. WhatsApp gruplarıyla talimatlar alan muhabirler, klikler var. Bu çözüm mü? Buradan bir çözüm çıkma ihtimali var mı Allah aşkına ya? Yani? O Olay çıktı yaşasın mesela. İşte onu diyorum. Böyle bir sektör oluştu Serkan ya. Enkaz devraldım dese hangimiz suçlayabiliriz Dali Hanım'ı? Da Vay ya o istese yürür Aynen. o filmde. <laughs> i̇stese oynayabilir bu <bir> takım. <laughs> Maçlarda kendini bir daha gereksiz yere atarsan bacaklarını kırarım diye. <laughs> yani... Derbinin sunduğu Natspor Gazete başladı değerli seyirciler. Nereden başlayalım abi? Ben diyorum ki bu programda futbolun dışına çıkmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Peki. <gülüyor> ya e, ilk sayfamız gelsin ama kabaca. E, ya yani şu anda nasıl bir futbol ikliminde olduğumuzu e, senden bir dinlemek isterim abi. Çünkü tabii ki biz son dakika, gece baskısı dediğimiz şey bu. Fenerbahçe'nin maçından sonra giren e, sür manşetimiz e, Fenerbahçe kulübünün yaptığı yazılı açıklamadan bir alıntı. Hı hı. Fener'e operasyon yapıldı. Selahattin Baki'nin Fenerbahçe yöneticisinin yaptığı sert bir açıklama var e, dünkü maçtan sonra. Ali Palabik'in kararları damga vurdu maça. Jesus maç sonunda itiraz edince Palabik'ten kırmızı kart gördü. Yönetici Baki bir takım daha nasıl katledilebilir? İvan Bebek diye bir şeref yoksun hakem vardı. Ali Palabıyık bugün onun önüne geçti dedi. Ee, Serkan bizim ya da benim bilmediğimiz bir şey var. Şimdi kullanıyoruz değil mi artık yani? Envai çeşit e, teori var. Yani dün de bir sürü. Hani çok takip etmedim bu program öncesi çok fazla etkilenmek istemediğim için. Ama. Yani kaçamıyorsun gazetelerde, sosyal medyada falan bir sürü şey var. Çok teori var. Hangisi doğru bilmiyorum. Ee, i̇şte maçın hakemi Ali Palabıyık'ın Alanya Galatasaray maçında Galatasaray maçındaki e, bu hatalarından dolayı işte bu maçta bir diyet ödedi falan gibi. O zaman ben psikoloji bilmiyorum. Hmm. Çünkü bu enteresan psikolojik bir durum. Hemen tedavi edilmesi gereken enteresan bir topluma psikoloji topluma zarar veren bir bireysel bir psikoloji ceza ee, işte bir sürü başka sebepler öne sürenler var. İşte oyun oynanıyor diyenler var. İşte Sayın Bakin'in söylediği şeyler var. Bir sürü teori var. Ama artık hani biz spor medyası olarak, spor gazetecileri olarak bizim baktığımız şey ne? Maça bakıyoruz değil Hı -hı. mi? Hani ona konsantre olmaya çalışıyoruz. Mesela dün akşamki maç kötü maç mıydı? Değildi ya. Şahane bir maç değil Aynen. miydi? Sonra hani e, bakıyorsun istatistiklerine baktığın zaman da hakikaten üst düzey. Fenerbahçe'de şahane oyun istatistikleri. Hani futbol çok basittir abi. Biz falan. futbol bilmiyoruz. O bir tek onu diyemem. Çünkü futbolu herkes bilir. <laughs> Hı hı. Futbol basittir. Basit olduğu için de çok eğlencelidir. Hepimiz onun için çok severiz futbolu. Fakat öyle bir noktaya taşıdık ki futbolumuzu, Türk futbolunu artık içinden çıkılamayacak tuhaf bir hale geldi. Şimdi maça baktığın zaman ya bana göre mesela iki penaltı verilmedi Fenerbahçe lehine olan penaltılar. Bir Fener golü verilmedi. Hı, hı Yani şimdi bakıyorsun eline değdi mi değmedi mi. Şimdi o videolardan Sen ne orada? Ya o videolardan eline değip değmediğini anlamak böyle değmiyor. Yani ben bakıyorum değmiyor. Bir daha bak. Ben de söyleyeyim ben de anlamadım. Ben hani bana bir şekilde Mert Hakan'ın eline değdiği ispatlanamadı. Ya şimdi neyse bu tartışılır ayrı ama penaltılar da tartışacaksak o zaman ben futbolda bilmiyorum. Şimdi ben psikoloji mi öğreneceğim? Ne bileyim siyaset mi öğreneceğim? Ne bileyim işte çeşitli böyle e, oyunlar mı öğreneceğim? Bir takım mafyatik bir takım ilişkiler mi öğreneceğim? Neyi öğreneceksen bunu öğrenelim de biz. Çünkü envai çeşit teori üretiliyor. Hangisi doğru onu da bilmiyoruz. Bir şey bilmiyoruz ama neyi bilmediğimizi de bilmiyoruz. Doğru. Bilen varsa lütfen anlatsın da artık şu rezaletten kurtulalım ya. Berbat bir hakem. Gerçekten ya güzelim maçı getirdiğimiz hale bak. Şimdi bunu sadece hakem meselesi olarak da açıklamak bence orada da bir haksızlık olur. Şimdi Ali Palabıyık bunları kasti yaptı. Öyleyse bunu anlatın, görelim. Hani bunu hani bunu araştırın. Şimdi mesela bir sürü gazeteci arkadaşımız bir takım teoriler üretiyorlar. O teorilerde gerçek payı var mı yok mu bilmiyorum mantıklı, mantıksız değil. Siyasete seçimlere Ama ger kadar götüren ha, gerçek var. Gerçek mi, değil mi? Onları da bilelim. İnsanlar bildiklerini ortaya koysunlar. Koca koca yöneticiler, koca koca gazeteciler, hakemler, efendime söyleyeyim, federasyon yönetimi, kulüp başkanları, ya anlatın herkes bildiğini bir anlatsın da mesele neyse biz de gazeteci olarak artık bırakalım futbolu sahanın içini bunlarla uğraşalım. Hı hı. Ya da başka bir tavsiyem var oynanmasın futbol ya. Ya buysa eğer oyuncağı biz beyzbol seyredelim. Hani neyi bileceğimizi de bilmiyoruz artık. Ben teori üretemem. Ben gazeteciyim. Hı hı. Bana bir tane bir şey lazım. Görmem lazım. Belge lazım. Varsa insanların bunları ortaya koymaları lazım artık cesaretle. Yoksa elden gidiyor futbol. Yani şimdi futbol çok büyük bir sanayi. Evet büyük dev bütçeler ama mevzu bu değil. Buradan olmaz paylaşım. Buradan pastanın büyük dilimini almak böyle olmaz. Çünkü pastanın dilimi kalmıyor ki marka değerini düşürüyorsun. Marka değerini düşürmek ne demek? Alıp satamayacaksın bu ürünü. Hastaya Alıp satamadığı zaman da ha, evet. Hastaya tükürüyor. Aynen öyle. Alınıp satılamayan bir ürününde bir değeri yok artık. Futbol o, o, hale geldi. Maalesef. Bütün dünyada. Yo çok güzel şeyler oluyor. Bakıyorum ben şahane işler yapıyorlar ya. Bu şartlar altında marka değerini yükseltecek bir sürü operasyonlar yapılıyor. Bu işten para kazanılıyor. Kara geçiyor kulüpler. Bizde hem kulüpler batıyor, hem futbol batıyor, hem camialar batıyor, hem hakemler batıyor, hem federasyon batıyor, hem kulüp yöneticileri batıyor, hem de medya batıyor. Bir de ruh sağlığımız. E onu söylüyorum evet. Bir de üstüne hı hı. bize huzursuzluk veriyor, bizi tedirgin ediyor. Yani diyorsun ki ya böyle olacaksa oynanmasın. Hani bence evet. güzel bir e, çözüm. Ya çünkü bizim özlediğimiz, bizim sevdiğimiz, bizim aşık olduğumuz oyun bu değil, değil ki. Değil abi. Değil, maalesef değil. Yani burada e, tabii ki canı yanan e, Fenerbahçelilerle empati kurarak sana bir soru sormak istiyorum. Ama şimdi bak bu da böyle işte bize de öyle yapılmıştı, ona da öyle yapılsınlar. Ya bu bak çok renklerden bağımsız, kişilerden bağımsız. bağımsız, kişilerden bağımsız söylüyorum bu söyledikleri. Biliyorum, anlıyorum ben seni. E, ama şu anda Fenerbahçelilerin e, gündeminde ee, çok uzun süredir hasretini çektikleri bir şampiyonluk olduğundan dolayı şöyle bir soru yöneltmek istiyorum hmm. sana. Şimdi her kriz bir fırsattır. Bazen hmm. zorluklar aileleri, bireyleri, toplumları ya da kulüpleri. Çince de miydi hmm. o? Krizle e, fırsat aynı kelime. Evet Çince'de. Hmm. Çince'de ama Amerikalıların lafı her kriz bir fırsattır. Hmm. Çinlilerde fırsat ve kriz kelimeleri birbirinden türemiş ya da birbirleriyle Ay eş sesli kelime. ya da eş sesli diyelim. Ee, buradan Fenerbahçe toparlanıp o hasretini çektiği şampiyonluk yarışına dönmenin bir yolunu mu aramalı? Yoksa bir şeye maruz kaldı, onunla mücadele etmeye devam etmeli. Ben açıkçası şu an Fenerbahçe başkanı veya Fenerbahçeli yöneticilerle bir durum değerlendirmiş. Hani sizler basın mensubusunuz. Gelin biriniz 35 yıllık, biriniz 30 yıllık. Ne düşünüyorsunuz dediğinde siz bir karar verin. Burada mücadele tarafını mı seçiyorsunuz? Yoksa biz nasıl şampiyon oluruz ve bu başımıza gelen şeyden nasıl bir kazanç çıkartırız? Yani kazanç derken hani çirkin anlamda söylemedim. Bu krizden nasıl bir birlik, beraberlik... nasıl fırsata çeviririz? Ha, nasıl fırsata çeviririz? Serkan bu soru yanıtı çok basit. Nedir? Tabii ki hani bunu yönetme gücü olan büyük kulüpler bunlar. Fener için Galatasaray için Beşiktaş, Trav, hepsi için geçerli. Köklü ve bu krizlerle başa çıkabilecek gücü olan hem teknik anlamda hem oyuncu kabiliyetleri bakımından hem yönetim biçimiyle falan bunların altından kalkabilecek. Ama mevzu başka mevzu. Dün Fenerbahçe'nin başına gelen şey Galatasaray için de olumsuz bir durum teşkil ediyor. Tabii ki canım, Zannetmesin ki ya bak futbola ilişkin çok ciddi bir problemden söz ediyoruz. %100 katılıyor. Bir şey var, bilmiyoruz. Ne bilmediğimizi bilmiyoruz. Futbol yani, böyle yönetilmemeli. Tabii ki. Futbol böyle yönetilmemeli. Tabii ki bunlar büyük kulüpler. Hani birçok meselenin altından kalkabilirler. Çünkü oyun gücü var. Hani gerçekten çok yetenekli, başarılı oyuncuları olan e, kulüpler bunlar. Dolayısıyla o mücadeleyi sürdüreceklerdir. Sağda hani iki tane penaltı sayılmayan bir, bir bir Galatasaray bir gol daha atar veya Fenerbahçe o, o kadar da çok büyük sorun edilmemesi lazım. Anlıyorum senin ne demek istediğini ve katılıyorum. Ama e, ee, hani büyük resme baktığımızda ben artık bir şeyin çözülmesi o şey neyse onu bulalım hep beraber peşine düşelim ya biz de o, o anlamda gazetecilik yapalım o zaman bundan sonra ya da vazgeçelim Futbolda. futboldan futbol böyle oynanmamalı futbol böyle anlatılmamalı futbol böyle yönetilmemeli hı hı. ama hı. sorun nerede ya mesela anlatılmamalı onu... dedin de hı. E, Dünkü maçın spikeri sevgili Ali Ferahbot su içemedi ya ilk yarının son bölümünde. Hayır yok onu kastederek söylemedim ben, ben biliyorum. Hayır ben maçın de, güzelliğini hani anlatmak. De, ya su içmeye fırsat bulamadı Mükemmel siz, bir, doğru bir maçtı normalde ya. ya. gerçekten şahaneydi ya. İşte yani futbolu da oynuyoruz aslında. Bak Hı -hı. Avrupa'da temsilcilerimiz yoluna devam ediyor. Mart ayında temsilcilerimiz yoluna evet. devam ediyor Fuat abi. Ha oynamayı da beceriyoruz bu, istersen. Artık Kıvırıyoruz bu işi de biraz. Hı -hı. Güzel bir rekabet ortamımız Vay da var. Var ya o istese yürür Aynen. o filmde. <laughs> i̇stese oynayabilir bu takım. Oynayabiliyorlar yani. İsteyince oynayabildiklerini gösteriyorlar. Yani bugün Sivas Spor Lig'de zor durumlar yaşıyor ama Avrupa'da tarihinin en önemli başarısını elde etti. İlk defa hatta ben bu yaşıma geldim. Temsilcilerimizin aynı anda bu kadar başarılı olduğu bir sezon yaşıyorum. Ne kadar güzel bunun mutluluğunu yaşamam. Bundan bizim sosyal ekonomik değerler çıkartabiliyor olmamız lazımken... E, oturup kendi annemizin liginde e, böyle bir ne diyelim girdabın içinde dönüp duruyoruz. İşte Alanya Galatasaray maçında Galatasarayların serzenişleri. E, şimdi Fenerbahçelilerin serzenişleri ki hepsi haklı serzenişler. Ve tam bu noktada sosyal medyasında ana akım medyasında kamplaşmış. Yöntem gerekiyor. Serzeniş artık yeterli. E, biz üreteceğiz demek yöntem ki bu hep beraber yöntemi bulmamız lazım. Nereden başlayacağız? Federasyon. Mesele, önce mi? meseleyi bir çözmek lazım. Bir şey var evet. Bulalım bunu neyse. Ve çözelim. Herkes başka bir şey söylüyor. Herkesin söylediği teorileri alt alta dizdiğin zaman gene meseleyi çözemiyorsun. Meseleyi fanatizm tabanında tartışırsak oradan bir çözüm çıkma ihtimali de hiç Sıfır. yok. Peki nereden başlamak lazım? Hani nereden başlamak lazım derken? Şu anda o sorumluluğu hissetmesi gereken kişiler kim? Biz burada bir şeylere debeleniyoruz ya abi. Sen geçen hafta bu bir... olarak anlatıyorsun. Burada bir şey var. Bir şey yapmak lazım. Bak. Hafta... Bir şey var. Bir şey yapmak Ma lazım. Manşetimizi hatırlıyor musun geçen haftaki? Masum değiliz. Masum değiliz, hiç yani. Bir kere bunu kabul ederek başlamalıyız. Hı. Biz de. Biz de masum değiliz. Hani biz de elimizden geldiğince şöyle bir ortamda işte ya bir yerde bir problem var. Birileri bir şey yapsın falan diyerek e, işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ya ben burada şimdi bu aslında mesela, bir acz. ha şunu yapabiliriz değil mi bizde. vay çeşit teori işte şöyle oldu böyle. Feneri bitirdiler böyle falan. falan. Bunları hani... yapabiliriz. Ama bu gazetecilik de değil. Bu e, spor yöneticiliği de değil. Bu futbolcu bu hiçbir şey yani fut, bu hiçbir şeye sığmaz. Bunun bir manası yok. Bunun bir, buradan bir sonuç alamazsın. Herkes bildiğini anlatsın. Kanıtlarıyla ortaya, ortaya döksün. Ve biz oradan bir yol bulalım. Yöntem bulalım kendimize. Hı hı. Burada mı aklım geçerli. Biz de gazeteciliği öyle yapalım o zaman. Doğru yani anlatabildim mi? Onu bulalım. Doğru söylüyorsun. Yani ne olursa olsun kazanmak. Aman işte bir şekilde e, hayatımızda bir oyalantı olarak şu eziyete katlanmak yerine. Yani işte reytinge gidelim. Birilerine yaranalım diye bir takım teoriler ortaya. Tam temelsiz, mesnetsiz, manasız şeyler. O da sonuç... Komple, Aynen. o da oradan da sonuç alamadık, alamıyoruz, alamazsın. Yani bak, diyorsun ya sen hani krizi fırsata çevirmek. Hı. Ya hani çok özür dilerim. Böyle hani, bir ihtimal yok. Ve bunu biz e, medya olarak da bu ortamı biraz fırsata çevirdiğimizde görüyorum son dönemlerde. Tabii canım, hani öyle bir sektör oluştu. E bu da yanlış, bu çözüm mü? Buradan bir çözüm çıkma ihtimali var mı Allah aşkına ya? WhatsApp gruplarıyla talimatlar alan muhabirler, klikler var. WhatsApp grubunda yazıyorsun sen. Yani senin WhatsApp grubun, klide diyorsun ki burada şu cümlelerde ve şu konseptte sosyal medyada bir rüzgar yaratıyoruz. Evet. Ve bu emirle çalışıyor ve bu adamlar. Ya çok büyük... isterdim sektörümüzü savunmayı. He, hayatım boyunca yapmışımdır bunu. Ama osek yapabileceğimiz en iyi şey öz eleştiri. Yani şu anda savunmadan çok öz eleştiri yapabilmemiz lazım. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani medeni bir toplum gibi, sivil toplumla mı hareket etsek? Acaba şöyle bir platform mu kurulsa? İşte atıyor temiz futbol platformu, kamuoyunda öne çıkmış, kanaat önderi konumunda. Ya Serkan, bilenler bildiklerini söylesinler yeter. Bak ben sana söyleyeyim. Abi herkes etsin. konuşuyor gibi bir yandan da ya. Yani senle ben de konuşuyoruz. Bazı yöneticiler de konuşuyor. Bazı duayenler konuşuyor. Bazı kanaat önderleri konuşuyor. Ama artık bir liderlerini toplanıp... Ben demiyorum ki işte bir workshop düzenleyelim. Hepsi birer teori aşamasında kalıyor. Yani Aynen. bir somut bir takım şeyler ortaya sunmak gerekiyor artık. Sivil toplumun gücüne güvenmek gerekiyor diyorum ben. Yapacak bir şeyim yok çünkü Fuat abi. Hani bir fikir de söylememiz lazım ya şu an. Bakanlık göreve çağırıyorum. Veya Futbol federasyonu falan. Bir e, ortak akıl, ortak vicdan... Ortak akıl oluşturulmalı. Kimse yapamıyorsa bunu sivil toplum kendisi oluşturacak. Fuat da, sen çık abi öne arkandan gelelim mesela. Hani anlatabildim mi? Ben oyunu seviyorum ya. <laughs> abi ama oyunu korumamız lazım Fuat Aktağ artık bak ne noktalara geldik ya. Ne noktalara geldik ya. Çok çok. Evet biraz oyunun içine dönüyor muyuz bakalım. Rekorların Efendisi Galatasaray. Cumhuriyetspor'un geldiği 3-2'lik skorlaşan Galatasaray'da Okan Buruk galibiyet serisini 14 maça çıkararak kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi elde eden teknik direktörü oldu. Sarı-kırmızılı ekibin 49 yaşındaki hocası 11'lik 3 kupa kazan kupa maçı kazanma başarısı gö gösterdi arka arkaya. Bizim tek hedefimiz şampiyonluk, ikincilik bizi mutlu etmez dedi. Bu arada Icardi'nin gol sevinci bunu gördüm. Ee, çocuklarıyla görüntülü konuşma yapıyor. Baba böyle sevin diye gösteriyor. O da caps alıyor ondan. Kızının e, sosyal medyada fotoğrafını paylaştı. Gol sevincindeki e, bu işaretini kızı böyle yaparken bir caps'le besledi. Yani işte Güzel. kızım istedi bunu diyerek yapıyor. <laughs> Aşkım için olayım diye şarkı. bir şarkı. Hı hı. Evet. E, ben açıkçası stat'taydım ve abi ben anlamadım. Hani her şeye de tüm detaylarıyla popüler kültürün hakim olamıyoruz ya. Her diziyi bilmek, her şarkıyı bilmek diye bir şey. Yok. Allah Allah Galatasaray'ın klasik gollerinden sonra çalan şarkı bu değil. İşte mesela Cenk Tosun gol attığında Beşiktaş'ta Tosun Paşa'nın müziği çalıyor falan. Ben şarkıyı anlam verememiştim. Meğer bu şarkı Icardi ile alakalı bir şarkıymış. Evet. Ee, ve o şarkı şu anda Galatasaray'ın arasında çok popüler ve bütün stat hep bir ağızdan o şarkıyı söyledi abi. Gollerden sonra. Ee, Bafet'in gomis de hatırlarsan Aleyna Tilki'nin O Sen Olsan Bari şarkısıyla bütünleşmişti. Onun da Aynen. hala gollerinden sonra çalıyor. Hala da çalıyor. Ve bu aralar o gol atamadı çok az oynadığı için. Torreira alev aldı. Abi bir ara bir pozisyonda gözümün önünde oldu. Bak tam önümde oldu. Top yerde. Adam yerde. Rakip oyuncu topa vuracak Ümraniye'li kafasıyla ayağına blok yaptı adamın. Ben hani bunun bir mantığı... Mesela ben hocası olsam kızardım. Oğlum ne yapıyorsun lan diye. Orta sahadasın yani. Hani kalenin önünde falan olsan... E pek doğru bir şey yapmamış hakikaten. Yani Aha, adam <laughs> bu ve taraftar nasıl seviyor biliyor musun? Melo'nun yerine oturmuş gibi. Öyle mi? Tabi ee, tabii lig sonuncusuyla oynadı Galatasaray. Zor yendi. iki kez geri düştü. Ama maçtan sonra 15 dakika şampiyonluk turu atar gibi tribünleri gezen e, futbolcularla ya, beraber. Zaten bu, şimdi... Bu, enteresan hani, bir kutlama yani yaptı. Bu performansları bekliyorduk zaten. Hani, hı, hı. Şey, sezon bu oyuncularla. Da, bu oyuncularla. İşte Icardi mesela hep söyle yani vitrindeki fırsat ürünüydü. Bizim o kötü geçen transfer dönemimizin her yıl olduğu gibi kötü geçen transfer dönemimizin çünkü hani pazarda ee, kalan mallar e, akşam pazarı e, mantığıyla yapılan transferlerimizde Icardi çok böyle bir parlak transfer olarak gözümüze çarpmıştı. Hani e, hakikaten bir yıldız oyuncu transferiydi. E, bunun hakkını da veriyor Icardi. Gerçekten e, önemli bir yıldız. E, taraftar da e, ona o hak ettiği ilgiyi de gösteriyor. Ona attı, bir Şarkı da hediye ettiler. Panenka'sına kafa golüne falan. Normal şarkı. değil ya. Çok iyi. Çok, çok... Ha, hakikaten tuhaf. <laughs> ee, Okan Hoca da tabi e, hakikaten artık teknik direktörlük olgun bir teknik direktör e, seviyesinde bir performans ortaya koyuyor. Onu da kutlamak lazım. Çok başarılı gidiyor. E, o da belki hani bizim var ya işte işte dört kişiden fazla sayamıyoruz bu teknikleri. Onların arasına e, girmek üzere bence. Bu sezon sonunda daha bir belli olur. Ee, o seviyede bir teknik direktör olduğunu kanıtlamış durumda. Ee, Galatasaray'da şu anda hani üst üste kazanınca da işler iyi gidiyor. Ama e, bu sezon çok çekişmeli bir lig öngörmüştük zaten. Öyle de gidiyor ve ben öyle devam edeceğini, son haftalara kadar devam edeceğini Biraz düşünüyorum fark açtı Galatasaray gerçi. E, ama e, daha erken. Şimdi mesela bir Trabzonspor maçı zaten. var Galatasaray'ın. Bu evet. hafta, pazar evet. günü. Ee, o, o da mesela çok enteresan bir maç bekliyor. Zirvede dev kapışma. Evet, hakikaten zirvede dev kapışma. Güzel maçlık atmış aydınlık. Abdullah evet. Avcı daha büyük maç kaybetmedi. Hı -hı. Yani onu bırak, inanılmaz bir istatistiği var. Hı -hı. Ama bir yandan da Trabzonspor'un deplasman de. istatistiği var. Berbat, berbat. berbat. Ama e, kendi evinde de şahane. De. <laughs> evet, evet, inanılmaz. Istedim, rekor, rekor, rekor üstüne rekor gidiyor. <laughs> Lider Galatasaray yarışa tutulmak isteyen Trabzonspor'u pazar günü ağırlıyor. Okan Buruk Trabzonspor dış sahada zorlanan bir takım. Oyuncuları ve teknik ekibi çok kaliteli. Güçleneceğiz ve dinleneceğiz. İç sağ avantajını kullanmak istiyoruz. Ama ya Ümraniye maçını kastediyor. Bundan daha iyi oynamalıyız demiş. Trabzon'un teknik patronu Abdullah Avcı da Galatasaray istim üzerinde. Çok iyi gidiyorlar enerjileri iyi. Bu şekilde de devam edecek gibi duruyorlar. O maçın senaryosu anı dakikası çok farklı olacak. Biz de gidip kazanmak istiyoruz demiş. İddialı bir demeç vermiş. Evinde fırtına, dışarıda kayıp diye de özetlemiş senin ya, az önce dikkat çektiğin. Abdullah Hoca'nın zorunda. dediklerini bir analiz edebilir misin? Yani abi şöyle diyor. Galatasaray isim üstünde çok iyi gidiyorlar diyor. Yani rakibi takdir Değil ediyor. Ben, bir, tamam. Hem lider, hem de bir hani taşlar yerine oturuyor diyor. Enerjileri son derece iyi ve bu şekilde de devam ediyorlar diyor. Ee, o maçın senaryosu anı dakikası. Yani büyük maçlarda diyor bu konuştuklarımız e, bir kenara diyor. Yani kimin favori olduğunu falan dışında başka bir atmosfer oluyor. Biz de Trabzon Trabzonsporuz diyor. <laughs> Aynen. Ve zaten büyük maçlardaki çok havalı, çok havalı da bir istatistiği var Abdullah yani. Avcı'nın. Yani özgüvenli. Mesela ben futbolcu olsam. Güzel maç olacak Ben orada. futbolcu olsam. Eğer teknik adam bana tek, büyük maç karnesini önüme koyarsa o bir dakika ya bizim hoca işi biliyor derim. Evet. Ne derse de. İnşallah bak. böyle bir hani hakem katliamı olmaz da. Aman abi doğru ya. Maç Ağzını sevindim. hayra aç ya. Bak bir anda tadımı kaçırdın. Tam maç <laughs> maç ne güzel maç bekliyor bizi falan filan modundaydım. Of aman Allah korusun ya. Yeter artık ya. Bak dün akşamki futbola Adana Demirspor'a da Fenerbahçe'ye de ne kadar yazık edildi. Dün akşamki maç muhteşem bir maç. Biri rakip kaleye 25 şut çekmiş, öteki 22 şut çekmiş. Çok güzeldi. Yani inanılmaz enstantaneler olmuş. La ile la hakkıyla adil bir şekilde yönetilseydi. Aklımızda şu, şunu diyebilseydik mesela. Maçın hakkı beraberlikti. Veya bazen hani hakem de iyi maç yönetir. Hakkı beraberlik olan maç berabere bitmeye de bilir. Yani yanlış anlaşılmasın lütfen. Ama dün akşam çok ilginç bir şeye tanıklık ettik. Ve hepimizin Kadı, kaçtı. İkinci sayfayla devam edelim. Süper Lig futbolcu mezarlığı. Bu bir ifade. Paul Walker, Paul Parker'ın ifadesi. E, Manchester United'ın efsane isimlerinden birisi. Weghorst'u savunmak isterken, süper, e, Türkiye'deki Süper Lig ile ilgili e, bir e, ifade de kullanıyor. E, i̇fadeyi aynen onun ağzından okuyalım ki, e, insanların Vegors'ta karşı çok sert davrandığını düşünüyorum. Sadece 3 maç oynadı, onu yargılamak için henüz erken. Burası Manchester United ve insanlar sizi yargılayabilir. Her bir oyuncu büyük bir baskı altında, günün 24 saati bununla başa çıkmak zorunda. Güzel ifadeler. İnsanlar ona bir Ronaldo olmadığını, onun bir Ronaldo olmadığını bilmeli. Ronaldo daha iyi bir futbolcuydu ama bu adam farklı bir şey sunuyor. Tüm Ronaldo'cular Vegas'da çamur atıyor, onu tehdit ediyor. Bu tek kelimeyle rezalet. Weghorst'un İngiltere'de oynamaya tekrar uyum sağlaması gerekli. Ee, Türkiye'den buraya geldi Türkiye Ligi. Oyuncuların tatil yapmak ya da para kazanmak için gittikleri bir mezarlık ligi demiş. Yanlış mı? Şu andaki sorunumuz uyarınca... Serkan bak. Adam bunu bir tane İngiliz'in biri çıkmış biz ligimiz hakkında böyle ileri geri konuşmuş. Hayır, ileri geri konuşma meselesi değil bu. İmajımız adam Bergost'u anlatıyor. Hı, hı. Anlatıyor. İmajımız bu yani. Ya Bergus'un durumunu anlatmak için ortaya koyduğu bir şey. Anlatabildim mi? Anladım. İmajımız bu değil. Olan biten bu. Bizim yaşadığımız bu. Benzeri şeyleri biz burada defalarca dile getirmedik mi bu adamın söylediği şeyleri? Doğru. Yani şimdi bu adam söylediğine kızalım, kızmayalım, kendimize kızalım birazcık ya. Meseleyi ortaya koyuyor. Adam bizim ligimizle ilgili bir şey söylemiyor. Vegos'la ilgili bir şey söylüyor burada. Vegos'un neden böyle olduğunu, neden bu, <laughs> bu tepkiler gördüğünü, adapte olması gerektiğini, neden adapte olması gerektiğini açıklamak için bunu söylüyor. Haklıdır, haksızdır. Ama ben çok yanlış bulmuyorum. Maalesef. Bu imajı böyle bir imaj imajla İmajla ilgili değil. Çok teknik bir açıklama bu. Doğru. Ama Türk futbolunun e, esas problemi bir altta ki konu başlığında izlenmeli ve şu andaki sıcak gündemle ilgili. Ya bizim yani mesela şunu dese Türkiye'de Sen, garip bir futbol şimdi geliyor oyuncu var dese. Biz mesela diyor ki aşağı antrenman sistemi de bilme her şeyiyle yabancı oyuncular Türkiye'ye geldikleri zaman oh bir tatil havasına tabii, tabii, mı? Giriyorlar, giriyorlar mı girmiyorlar. Giriyorlar. E adam ne diyor? Onu söylüyor zaten. Hemen ortama uymuyorlar mı? Doğru. Begos e, da açıklama yapmış diyoruz. Doğru diyor zaten. Ben antrenmanlardan Beşiktaş'taki antrenmanlardan memnun değildim. Her gün menajerime bak, bu, şikayet ediyordum. Bunu demiş. Beşiktaş'ta bak yine söylüyorum yine renklerle kulüplerle falan alakası olan bir duruma bahsetmiyoruz. Türk futbolunun genelinde çok ciddi problemler var. Bu problemlerin net masaya konması lazım. Bilinmeyenlerin artık bilinir hale getirilmesi ve bir yöntem bulunması lazım. Bu kadar basit. Çok da zor değil bunları yapmak ya. Evet. MK değiştir. Bilmiyorum. Ne değişecek? Ya bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Lala orta çok saygı değer bir bilim kadını ee, ve e, e, çok iyi bir hakemlik e, serüveni de e, geçirdi. Öncü e, ve ilk Türkiye'nin ilk e, kadın hakemidir. Çok severim, çok sayarım. Yani inşallah hani <laughs> o bir de şey e, bir geçici süre 4 e, 4,5 e, aylık aylığına gelmiş. İnşallah huzurlu, mutlu bir <laughs> dört buçuk ay geçirir. Hani <laughs> başı derde girmez inşallah. Başarılar dilerim. Yani yapılamayacak bir şey değil. E, Lale Orta'nın e, beceremeyeceği, halledemeyeceği hiçbir şey yok burada. En yani şunu her şeyi bilen, bilimi bilen, efendime söyleyeyim hakemliği bilen, futbolu bilen, camiayı tanıyan, başarılı bir futbolu insanı Tabii, Tablo kendisi. bu. Kadırın, Ama bu kendisini kendisini inşallah içinde, inşallah görmez yani. Evet, Kadının kendisinin Hı. içinde bulduğu tablo bu. Evet. Yani bu noktada geldi, bunu unutmayalım. Evet. Yani Türk futbolunun sorunu Lale Orta değil. Lale Orta... Biz eğer istersek lale ortadan yararlanabilir ha. bu futbol, camiaatasaray'a yardımcı olamıyası. Ama ne kadar bunu istiyoruz emin değilim yani. Biraz. O bilmediğimiz şeyleri bildiğimiz zaman daha iyi anlayacağız onları. Bir şey söyleyeceğim. Yani bu bir de bir kontent ya. Ne kadar istiyoruz derken orada aslında bir eleştiri de var değil mi? Hı. Hani spor medyasının bu keşme keşi bir kontente çeviriyor olması. Yani sadece bunun üzerine dönen spor programı formatları var olay çıktı yaşasın mesela. İşte onu diyorum. Böyle bir, bir sektör oluştu Serkan ya. Ya bir de biz bilmiyoruz. Hani bilmiyor musun diye şimdi bize şey cevap verenler. Ben biliyorum diye. İşte mesele de bu zaten. Asıl temel sorun bu. Hmm. Abi Bilmiyorsunuz. Sen, şimdi <laughs> ya ama bir şey olduğunu biliyoruz artık. Neyi bilmediğimizi bilmiyoruz. Bunu bulmamız lazım. Evet. Avcının istatistiğinden, Buruğ'un istatistiğinden bahsettik. Bu da MHK istatistiğimiz. 10 yılda 6 farklı isim MHK başkanlığı yaptı. Namoğlu, Müftüoğlu, Çelik, Zekeriya, Tatlı, Gündoğdu. Bu Gündoğdu arayanız. Ya Serkan federasyonun var. unsurlarından bir tanesi değil mi MHK? Evet. Başka birimleri daha. Tabii var. E, oralarda da farklı şeyler olduğunu zannetmiyorum. Tabii tabii haklısın. Aynı mantık. Yani bir ama hakemler çok görünür olduğu için, çok ortada olduğu için ve bütün mevzu hakem e, müessesesiyle açıklandığı için Türkiye'de yaşanan bütün rezaletler dolayısıyla biz buna konsantre oluyoruz. Bu böyle başlık manşet oluyor. <laughs> Lale Orta'nın ilk demeci. Evet. Önümüzdeki dönemde hep birlikte hakemliğin geleceği için önemli çalışmalar yapmayı ve bugün elde edilecek olumlu havayla Türk hakemliği ile ilgili büyük e, hayallerimizin kamuoyu nezdinde kabul görmesi için uğraş vereceğiz. Artık hakemler değil futbol konuşulsun. Çok güzel söylemiş şey hocam. Başarılar diliyoruz sayın hocama. Evet. Yani elimizden geleni yapacağız tabii ki hiç şüphesi de olmasın. Çünkü bu manzaradan o sorumlu değil. Ve şimdi geldi Bundan sonra yaptığı her şey tabii ki çok önemli. Aldığı her karar çok önemli. Ama hakemler belli, ortam belli, üzerine geldiği şey belli. Yani enkaz devraldım dese hangimiz suçlayabiliriz Dali Hanım'ı? Üç büyüklerde transfer rüzgarı, Süper Lig'de zirve yarışı yapan kulüpler 8 Şubat'ta bitecek transfer dönemi yaklaşırken boş durmuyor. Galatasaray Sassuolo'dan Kaan aldı. Fenerbahçe Parma'dan Oster Veldey'i aldı. Solbek Barcelona'dan da orta sahadan, e, Kayseri'den giden genç çocuğu Barcelona B'den Emre Demir'i aldı. E, Kayseri Spor'un defans oyuncusu Onur Bulut'la da sezon sonunda e, renklerine bağlamak üzere anlaştı. Beşiktaş'ta Konyaspor'dan Spor'dan ön libero Hacı Ahmetoviç'i transfer etti. Hacı Ahmetoviç bir, sadece bir ön libero değil. E, daha çok hatta bence bir 8 numara, 6-8-10 orta sahanın her yerinde oynuyor. Böyle güzel. bir transfer buraya var. Güzel, güzel. Kulağa hoş gelen transferler. transferler ee, umarım hani ee, nokta atışı transferlerdir. E, oyuncu performanslarıyla ilgili bir problem olduğunu zannetmiyorum bu oyuncularla ilgili. Oyuncularla ilgili bir problem yok ama inşallah bir boşluğu dolduracak. İhtiyaca yönelik yapılmış işlerdir diye düşünüyorum. İşte mevkilerle ilgili sıkıntı var. Galatasaray'ın esas eksiği bek. bu son maçta bile görüldü. Lig sonuncusuyla oynarken Solbek Emre Taşdemir'di ve o, o, orası koridor oldu abi. Yani ama Emre'nin suçu değil bu. Kimse yanlış anlamasın. O çocuğun da kariyerinin geldiği nokta geçirdiği sakatlıklar. Dört kere rezerv maça çıkmış adamı Beşiktaş maçında sahaya atmak zorunda kaldı Okan Buruk'ta. Fenerbahçe'nin gerçek eksiği sol bek mi? Türkiye'nin iyi sol beki Ferdi varken, Alyoski gibi önemli bir yedeği varken, Zalai orada oynatılabiliyorken. Yani böyle böyle eleştiriler yapıla da bilir. Beşiktaş'ta da ben Hacı için şu ana kadarki en doğru transfer olduğunu düşünüyorum. Tüm bu büyük kulüpler içerisindeki harekette. Çünkü orta sahasında bir sıkıntı vardı. Orada herkesi yedekleyebilecek bir adam olarak çok önemli, ligin çok önemli bir oyuncusunu, çok genç bir oyuncusunu ve e, iyi de bir maliyetle renklerine bağladı. Bence şu ana kadar ara transferin en önemli ismi Hacı Ahmetoviç. yani kişisel görüşümü çok soru geliyor bununla ilgili belirteyim. Said yedek kaldı tartışma çıktı. Beşiktaş'ın Fastest stoperi Said Nottingham Forest'in teklifi Nottingham Forest tarafından istendi. İngilizler 2 milyon euro önerdi. Beşiktaş 7 milyon istedi. Bence Beşiktaş haklı. Transfer yaptı. Morali bozuldu sonra oyuncunun. Ve Şenol Güneş de... Şenol Hoca yerek... En iyi yaptığı şey. Ama sonra sahaya sürdü mesela. Toparlar onu. Hani yedek çıkarttı adamı da ikinci yarıda da sahaya sürdü. Bu yaşanan sürdü. normal. Ben hani çok... Fazla Olur böyle şey. olduğunu Aynen, düşünmüyorum bunun. Ve e, Şenol Hoca'nın böyle bir sorunu halledemeyeceğini de düşünmüyorum. Bak zaten diyor ki bak ne kadar basit bir açıklama Şenol Hoca'dan. Bazen çok karmaşık açıklamalar yapabiliyor ama bu açıklaması bence çok aslında konuyu basite indirgiyor. Ve bağlıyor. Oyuncular bu tip şeyleri transfer döneminde yaşayabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Olur böyle şeyler diyor. Hallederiz diyor. Halledeceğiz. Bir sonraki maçta 11'de çünkü. Hani... 60 kişilik Olimpiyat sırrında 2595 taraftan Karagümrük Beşiktaş maçında eee Atina Olimpiyat sırrında soğuk havada oynanan maçta tribünde sadece 2596 taraftar vardı. O maçın hakkı bu mu ya? Abi ya bunun statla falan alakası yok ya Serkan. Ben yani kusura bakma. Etrafında milyonluk uydu kentler var ya orada. İşte oranın. çok soğuk oluyormuş. Ya İstanbul soğuk, kışlar soğuk yani. İşte hani sanki ne bileyim Stato Fransa şehir içinde ve çok sıcak oluyor sanki. Yani. Hay tişörtle mi gitmek zorundayız maça? Yani her hava koşuluna göre kıyafet var. Ve yani bunun bir bedeli de yok. Bence o stadı ziyan ediyoruz. Bak, yani annenin ki. ördüğü bereyle de gidebilirsin. Ben böyle e, deyince hiç gitme ki sen gittin mi oraya diyorlar. Falan. gittim. Ben de gittim. <laughs> gittim ben de gittim. Bu hafta sonu maçlara gittim. Dondum da. Evet hava soğuktu. Dondum da. <laughs> sıkı Ama sıkı, çok da keyif sıkı, sıkı sıkı giyineceksin yani. <laughs> Mourinho, Kim inceyi alamadım. Roma Teknik Direktörü Mourinho Tottenham'ı çalıştırırken Kim Min talip olduklarını ama alamadıklarını belirtmiş. Biz 5 verdik Fenerbahçe 10 istedi. Açıklamasını yapmış. Pişmandır herhalde şimdi Tottenham'ı onu vermediği için. 48 milyon euroyu ödeyecek Manchester United'a transfer olacağı iddia edildi Kim Min çıkış maddesi. 48 milyon koydu çünkü Napoli. 48 milyon euro. Abi eder. Yani futbol endüstrisinin geldiği yerde eder. Caner Erkin'den, Erkin'den bir şehir beş takım. Caner özel bir oyuncu. Kabul etmek lazım. Seversiniz, sevmezsiniz. Başakşehir, Karagümrük ile yoluna ayıran, e, ayıran Caner Erkin. Renklerine bağlı Fenerbahçe, Gaziantep, Beşiktaş'ta da oynamıştı. Karagümrük ve Başakşehir ile beraber İstanbul'un beş takımında forma giyen bir oyuncu oldu. Muhtemelen ilk oyuncu oldu. Dünyada da bir örneği var mıdır? Çok Londra takımı var İngiltere'de. Yani 5 Londra takımında oynayan bir isim ben hatırlamıyorum ama belki seyircilerimiz eğer tespitleri varsa aşağıya yazabilirler. 5 aynı şehrin 5 takımında oynamak e hakikaten şey, çok ilginç bir şey. Zor kırılması güç bir rekor Yani bir şey. ezbere şey diyebiliriz. Böyle bir şey yoktur falan diye ezbere konuşabiliriz. Ve 3. sayfamıza gelelim. Hayatın derbilerine derbi tıraşı gerekli. Derbi 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 derbi. Sinek kaydı dedin mi? Adresi belli. Derbi 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 derbi. Tıraşın derbisi sinek kaydının ta kendisi. Derbi derbi. Sampdoria, Emirhan İlkan'ı kiraladı. Bu çocuğa da doyamadık. Doyamadan e, Torino'ya gitti. Torino'da da pek sadece 4 maçta oynayabildi. E, 87 dakika toplam. E, ve Sampdoria'da ama o çocuktaki ışığı görüp kiraladı. Umarız Emirhan da e, milli takımın e, vazgeçilmezlerinden olacak şekilde bir performans sergiler. E, bir başarı hikayesi Enda Eşmiye. E, i̇smi kadar güzel kardeşim vermişim. <laughs> Başakşehir'de çıktı 30 maçta 7 gol bir asist üreten 24 yaşındaki burun dili e, oyuncu. Savunmanın ortasında ve ön libero'da görev yapabiliyor. Ender Şimiye Nis'le 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. E, Ender antrenmanları belediye otobüsünde giderken ki fotoğrafları vardı. Bak o fotoğrafı da görüyorsunuz. Aydın Bayram e, kullanmış. Kardeşim yaşlıya yer versene dermişim. Bak önünde yaşlı var, Var boş yerler var. Hayır iniyor amca. Durakta o iniyor evet, da o yüzden. Yoksa... şakası da söylüyorum. Yoksa güzel isimli güzel kardeşim oraya yer verirdi diyorsun. Benfica para basıyor. Portekiz futbol endüstrisi para basıyor. Acaba hiç bak önümüze konmuyor Fuat abi. Şöyle artı eksi. Portekiz'den futbol için çıkan para, futbol için giren para. Bizim bir sektörümüze denk gelir herhalde yani. Tekstil falan. Tabii canım Almanya'da böyle. Bizden çıkan para girmeyen para falan. Hani. E, 125 milyon euroya Boa Felix'i sattılar sadece. 121 milyon euroya Enzo Fernandez gitti. Chelsea'ye en pahalı transfer olarak. 78 milyon euro Darwin Nunes. 70 milyon euro da Ruben Diaz. Benfica para basıyor. 252 milyon euro. 5 milyar. 366 milyon liraya tekabül eden para kazandı. Çok iyi yapıyorlar o işi biliyorsun. Portekiz'de menajerlik sistemi de mesela hep orası merkezdir biliyorsun. Mesela Portekiz'de bizim yaşadığımız gibi sorunlar olmuyor biliyorsun. Orada ha. da çok tutkulu taraftar var. Olursa bu rakamlar ya çok. şundan Hı. niye vazgeçsinler ya? Tabii. <laughs> Bununla uğraşıyorlar yani. Adamların işi bu. Hı. Fenerbahçe teknik direktör görüşmeleri için Portekiz'de gittiğinde Portekiz Cumhurbaşkanı da o görüşmede oluyor mesela. Hı. Bizse mesela Siyaseti başka türlü katıştırmaya çalışıyoruz bu tip anlarda. Maradona şampiyon olduğumuzu görseydi, e, Messi'nin bir lafı bu. Maradona'nın şampiyon olduğumuzu görmesini isterdim, e, onunla bir kupa fotoğrafım olsun isterdim demiş. E, yani çok doğal. Ben de isterdim valla. <laughs> <laughs> Messi, Messi çok mutlu. Her fırsatta bunu dile getiriyor. Evet. Evet evet çocuğun yüzüne nur geldi. <laughs> Dünya kupasını kazanan Messi Barcelona'ya yeni gelen Messi'ye ne derdi? Diye bir soru soruyor bir gazeteci bak güzel soru. Diyor ki ona olağanüstü bir şeyin onu beklediğini hayal edemeyeceği bir şey olduğunu söylerdim. Sonunda en çok istediği ödülü alacağını söylerdim diyor. İşte en çok istediği şey de Arjantin formasıyla Dünya kupasıydı zaten. Alperen ikinci kez All Star'da. Alperen'le ilgili övgü dolu köşelerimiz devam ediyor. Çünkü Alperen bu kadar güzel işler yapıyor. Aldı yürüdü diyorsun. Ya seviyoruz be. Abi Alperen'i. İşte Alperen. Kim birisi e, güzel sözler söylemiş önce. Kevin Durant mıydı? Durant galiba. Geçen bir Kevin Durant muhabbeti yaptık. Bu muydu o? Bilmiyorum hatırlamıyorum galiba. E, şey şey Alperen'le ilgili övgü dolu sözleri var. Bizi de çok güzel temsil ediyor. Bilmiyorum bu doğru bir ifade mi ya? NBA gibi profesyonel bir ortamda Neden bir olmasın? habitatta temsil mi ediyor bizi şimdi Alper? E, ediyor tabii canım. Yani biz onunla gurur duyuyor, duymuyor musun sen? Çok duyuyorum. acayip duyuyorum yani hem <laughs> de. Kevin Durant'in övgüsünü hatırlatalım. Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant Houston Rockets forması giyen Alperen için. İşte varmış orada. Evet evet iyi. ama daha önce de konuşmuştuk. İyi bir oyuncu onu beğeniyorum. Bir ya birkaç dün kişi... konuştuk galiba. Ya biz kendi aramızda mı konuştuk ya? Abi anlamıyorum ki ben Artık programda mı konuştuk, kendi aramızda mı konuştuk. Birkaç kişinin üstünden smaç bastı. Bu kadar yüksek sıçrayabildiğini bilmiyordum. Oyun tarzını beğeniyorum demiş. Güzel sözler güzel. Haftanın sözü. Dünkü olaylı maçın bir tarafı olan Adana Demir Spor'dan Başkan Murat Sancak'tan. Oyuncum Yusuf Sarı'yı uyardım. Maçlarda kendini bir daha gereksiz yere atarsan bacaklarını kırarım diye. Yani tabii Yusuf Sarı'yla e, Sayın Başkan arasındaki mesele bu üslup meselesi ama e, Sayın Başkan e, uyarmış. Küçük bir uyarı diyorsun. <laughs> Abi ne diyeceğim? Şimdi tabii şefkat var içinde ve sevgi var. Biz onu anlıyoruz. Bizim <laughs> kültürümüzde bu lafın ne zaman kullanıldığını. Bana bak bir daha işte o lanet şeyi içersen senin bacaklarını kırarım falan. Hani o bir sevgi, korunma değil mi? Ama bacak kırma futbol. Herhalde, bilmiyorum yani. Futbol bu, ayakla oynanıyor ya abi. Djokovic <laughs> aldı yürüdü bak Serkan. Finalde karşılaştığı Çiçipas'ı çok rahat yani ben maçı izledim. Ve 10. kez Avustralya açığı kazandı. Toplamda da 22. Grand Slam. Müthiş. Çok kısa soracağım bunu. Uzun bir konu aslında. Bunlar bir üçlü oldu yani, ya. Yani Djokovic'i ben çok Hah, seviyorum. Sen ayrı bir yere Sebebine koyuyorsun. çok bahis kazandım sayesinde. Aa. Tabii canım arkadaşlarımızla yani. Aa, yani bahis derken çok iyi. öyle bir şey değil de. Hani iddiaya girdiğim çok oldu. Ve çok Gömlek. hiç beni utandırmadı. Tabii. Gömlek, pantol, ben yemek falan, öyle <laughs> ee, şeyler. Federer, Nadal gibi inanılmaz bir e, rekabetten, rivaldan, ben yani nasıl bir e, çıkıştır bu? Ben ona çok saygı duyuyorum. Yani bir dönem ya Nadalcıydın ya Federerciydin. Ama işte senin gibi Djokovicçiler de vardı. Evet. Onlar haklı çıktı. Yani çok da yoktu. Çok da yok işte çok nadirdi. Kendimi ayırayım. Evet evet ayırıyorum ben de. Ben de kabul ediyorum. Ben Nadal'cıyım mesela abi. Cümle alem duysun. Ama yani Djokovic çok ilginç bir hikaye. Filmler, belgeseller izleyeceğiz. Bir de enteresan da bir kişilik yani. Kesinlikle. Aşı maşı, maşı hikayeleri falan. Espri yeteneği bile Aynen. komik. Taklitleri, maklitleri. Agresyonu da bir acayip. Biliyorsun kızar mızar böyle evet, seyircileri dişir. Ve seyircimizden gelenler. Icardi'nin bonservisinin alınması için bir çalışma var mı? Para biriktiriyorlarmış. Valla bir çalışma Duyduğum yoksa... Duyduğum kadarıyla yani daha doğrusu öyle bir şey duymadım ama e, neden olmasın? Mutlaka öyle bir düşünce, istek vardır ama e, hayata geçirilebilir mi? Çok emin değilim yani bir futbolun bu ekonomisiyle. Böyle bir kampanya yapılsa Galatasaray taraftarının muazzam ilgi göstereceğine eminim. Tabii. Onu söyleyeyim. Hani kim teknik kim olarak göstermez. mümkün mü bilmiyorum da. Devam edelim. Mustafa Sakarya'nın sorusuydu. Şimdi de Erdal Kunduz. Bu sene en çok adından söz ettiren futbolcular sizce kim? Hadi yurtta ve dünyada diyelim. Bu sene derken 2023'ün daha ilk ayındayız. Ee, herhalde hani 2022-2023 sezonu diye bakalım. Ee, Messi dünyada. Messi zaten hemen. Türkiye'de. Messi, Türkiye'de de. Vallahi Arda. <laughs> ya bak. en çok konuşulan yani. Evet. hani <laughs> Adın hani ne anlamda e, e, sorduğu da. Icardi tabii ki. E yani bu ikisine yaklaşabilen var mı? İşte Ener Valencia. Evet bravo. Bak. Gomis de iyi işler Gomis. yaptı. Gezal sakatlanmasa bence şu anda daha başka konuşuyor olurduk. E, Gomis daha çok bu yıl değil de geçen yılın. <laughs> <laughs> Doğru. konuşulan oyuncusu olabilir. Tamam. Başka sorumuz var mı? Yok. Bitti. Bitti mi program? Veda Sen karar veriyorsun buna. <gülüyor> <gülüyor> <Kaçsa bittiğine> <gülüyor> 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 Peki N Natspor Gazete Derbi'nin sunduğu programı sona erdi. Yeniden birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın efendim.